Ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörümüz stüdyomuzda. Hoş geldin Mehmet Ayan, nasılsın? Günaydın, teşekkür ederim, sen? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Fenerbahçe de çok iyi. He, çok iyi. beklentiler ötesinde bir galibiyet. Ben bu kadarını beklemiyordum. Ama dün akşam karşılaşmayı 3-0 değil 1-0 kabul ediyorum. Ya niye diyeceksin, deli misin? Niye? Şöyle, dün akşamki maçın alameti farikası o 1-0'ı çok doğru oynadı Fenerbahçe. 15'ten 84'e kadar. Çünkü onu oynayamayıp oyunu rakibe verdiğin zaman bu tip takımlar seni cezalandırır. Fenerbahçe ki gole kadar, yani Batshuayi'nin golüne kadar da bir iki tane pozisyoncuğu vardı rakip takımın. Ama sonuç itibariyle o 1-0'ı muhteşem oynadı. İkinci, üçüncü gol adeta krema gibi, gerek penaltı gerek Oosterwolde'un muhteşem golü. Ben dün akşamı 3-0'ı kazanan Fenerbahçe kadar 1-0'ı çok iyi oynayan, takım halinde harika oynayan Fenerbahçe olarak adlandırıyorum. İsmail'e, ikisine de şapka çıkartıyoruz. Hem İsmail'e hem İsmail Hoca'ya şapka çıkartıyoruz. Maçın en iyileri onlardı. Fred, ben bu takımı vazgeçilmeseyim dedi. Geldi, döndü. Oosterwolde nereye koysanız oynarım diyor ama ben Fenerbahçe'nin bu şartlarda Oosterwolde'yi çok tutabileceğini düşünmüyorum. Özellikle gelecek sezon başında ciddi teklifler gelebilir. Dün akşam da iyi bir vitrindi. Ferdi'yi zaten söylemeye gerek yok. Defansa savunma lideri Ciku iyi oynadı dün akşam. Tadiç zaten uluslararası bir kalite ama artık ondan bir Fenerbahçe fayda elde edemez yani transfer anlamında. Fenerbahçe sadece tur geçmiyor, şampiyonluk mücadelesinde kalmıyor. Fenerbahçe bence bu tip oyuncularla işin ekonomik potansiyelinde bir... Turu geçer mi diyorsun yani? Geçti canım. 3-0'dan sonra artık geçmezse. Ay nasıl üzülmüş. Kim üzülmüş? Yok yok, şaka yapıyorum. peki tamam, şaka yaptım. nasıl bir rövanş izleriz haftaya? Çok rahat bir rövanş izleriz. Fenerbahçe taraftarlığı Kadıköy'de 14 Mart Perşembe akşam çok eğlenirler. Peki. Çok eğlenirler. Cezalı oyuncular var, sakat oyuncular var. Kapatalım. İki tarafta da. Yeni soruyu kapatalım onu. Niye geçti, biz Fenerbahçe'yi konuşmak istiyoruz? Benim çok sevdiğim editörüm Fenerbahçe'de Ruşen Erçik oldu. Hayır, turu geçti. Ha tamam. Turu geçti, konu kapandı, onu demek istiyorum. Yoksa onlarda da iki tane önemli oyuncunun gelecek maçta oynamayacağını biliyoruz. Fenerbahçe'de sadece Krunić. Onun dışında işte İsmail Hoca, Çağlar unuttum dün akşam oynadığı süre içerisinde. Çağlar ve İsmail'in MR'ları sonrasında sağlık durumlarının belli olacağını söyledi. Dolayısıyla Fenerbahçe için son 8 göründü. Ahmet Terimkul yazdı bizim ET Spor'da bugün. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi dışındaki orada da var başarısı. Diğer kupalarda rahat rahat son 8'leri falan var yani. Peki, şimdi yurt içinde takımların mücadelesi, federasyonun yönetim kabiliyeti, bütün bunları bir potada düşündüğümüzde bazen iş çirkinleşiyor, şirazesi kayıyor. Ancak Avrupa maçlarında hala birleşiyor mu bu taraftarlar yoksa? Soru çok yanlış. Kim hazırladıysa teessüf ediyorum. Ruşen. Yanlış soru. Bazen diyor çünkü. Ha. Sürekli çirkinleşiyor. Ali Bey dün değil mi? Dün mü, önceki gün mü? Ali Koç yapmış olduğu konuşmada şeyi söyledi. Yani biz de o batağın içerisinde, iletişim batağın içerisine girebiliyoruz dedi. Hepsi giriyorlar. Yani bu iletişim çirkinliklerini sadece Fenerbahçe, Beşiktaş'a, Galatasaray'a değil, hepsine boca etmek lazım. Hatta bazen Anadolu takımları da buna istihdam ediyor. İstisnalar muhakkak var. İstisnalar çok az. Hatta barışçıl istisna yok gibi. Ben bu sorduğun soruyu ta 1989 yılından getirmek istiyorum. O zamanlar sen doğmuş muydun bilmiyorum ama. Doğmamıştım daha, ben o kadar küçüğüm ki. 89'da evet. Galatasaray, hatta 88'de 9 Kasım 1988'de Nöşetel'le oynadığı karşılaşma sonrasında, işte her zaman kendini bilmezler vardır ya, sahaya atılan bir madde neticesinde sahada 5-0 kazandığı maçın neredeyse masada kaybediyordu. Ama başta kulaklar içindesin sevgili Alişen olmak üzere Fenerbahçe'si, Galatasaray'sı, Beşiktaş'sı devreye girdi. Galatasaray'ın UEFA nezdinde çok iyi olmalarını sağladılar ve Galatasaray'ın o 5-0'lık zaferini korudular. O zaman Türkiye öyleydi. Bugün maalesef hayatın her alanında ayrışıyoruz. Ya bir soru var, onu geçeceğim. Sonra gelirim ona, vaktimiz kalırsa. Çünkü zaman daralıyor. Ya şu Ancelotti ile ilgili böyle içimin yağları nasıl eridi? Niye? Sen Ancelotti diyordun. Vergi cezasından bu kadar parası var. Vergi borcu çıktı. Bak ceza alacak. Valla ben Arda'ya yaptığından ötürü Ancelotti'ye çok kişisel bir kim besliyorum. Nitekim de oh dedim yani. Bilmiyorum sen Niye? Ne dersin? Arda çok muhteşem bir fizikle o Bellingham'ı falan kesebilecek bir anlayışla. Sen niye buna bir dogma olarak bakıyorsun? Ancelotti mi kesmiş? Dünyanın en büyük hocalarından bir tanesi. Ancelotti'nin vergi borcunu konuşalım, hadi ceza aldı. Bana ne? İspanyol hukuku. Ancelotti'yi
Ve gelir ki Messi gibi, Ronaldo gibi diğer oyuncuların da bunların peşinden koşuyor. Galiba bundan bir çalıştığı dönem öncesi maaş ve imaj haklarıyla ilgili bir sıkıntı. Hmm. Bana ne, vergi borcu varsa versin. Vergi borcunu. Demek ki böyle küçük hesaplar yapıyorsa demek ki Arda'ya da haksızlık yapıyor olabilir. Hayat motivasyonu kötücül olabilir. Susma, buraya varalım. Susma hakkım. Ancelot diye karma diyorum, karma. Arda'ya yaptığını tartışamayız. Çünkü sen, ben ve ülkenin hiçbir hayatta kişi, her şeyi tartışabiliriz. Onun kadar din futbolu hariç bilmiyor. Hı. Onun kadar futbolu bilmiyor. Arda'yı o ne zaman nasıl değerlendireceğini biliyor. Ve bu çocuk daha çocuk, el kadar bırak seneye oynar. Ne oluyor, hemen gittiği zaman gitti oynaması mı? İnsan oynayarak da pişer ama bir yandan. Real Madrid'de mi? Tamam, neyse. O zaman transfer etmeyecektiniz. Çok sinirliyim. Şunu söyleyebilirsin efendim. Arda'cığıma sahip çıkıyorum. Selam transfer olsun. Ettin ve baktın ya bu çocuğun fiziği falan belki tamam gelişmez, ver kiraya diyebilirdin. O kadar yani. Ancelotti istediği kadar dev ceza alsın. Arda konusunda senden benden daha çok şey biliyor. Bunu ekran önünde ben tartışmam. Ancelotti Arda'ya en doğrusunu, en iyisini yapıyoruz. Bu konuda o anket yapacağız. Bak yani editörüme soruyorum, yapalım mı? Peki biliyorsun kaç antrenmanını seyrettik Arda'nın yani? Tamam, tamam, peki. O zaman işte diyorum ya, neyse iş biraz fazla uzuyor, boş ver. Hafta uzamasın sonu ligde heyecan sürecek, programa bakalım mı, ne evet, dersin? Evet, Galatasaray bu akşam Rize ile karşı karşıya gelecek. Sergio Oliveira kadro dışı Galatasaray'da. O henüz daha oynatamadığı fil dişili sağ bek yok. Davinson Sanchez son antrenmana katılmadı, o sıkıcı biraz. Abdülkerim Bardakçı da yok. Kaan Ayhan stoper oynayabilir, sağ bek Barış oynayabilir. Rize Spor'un deplasman karnesi çok hoş değil. Son 10 maçta 3 beraberlik 7 mağlubiyeti var Galatasaray için. Hı. Cuma akşamı dünyanın en zor girip çıkılan stadında Çaykur Rizespor mücadelesi var. Dolayısıyla Galatasaray çok önde, çok şanslı ve bu karşılaşmayı kazanmaya çok yakın. Peki atladığım soruya geliyorum. Basketbol var. Fenerbahçe dün akşam en az San Gilose maçı kadar önemli bir maçı da basketbolda kazandı. 199 kazandığı ilk karşılaşmanın sonrasında dün akşam deplasmanda da çok iyi bir Real Madrid zaferi elde etti. Dolayısıyla dün akşam Avrupa'da Fener yandı. Hmm. Değil mi? Avrupa'da Fener yandı diyebiliyor muyuz? Avrupa'da Fener yandı diyebiliyor muyuz? Ruşen Ertçikoğlu. Çok şakacı bir insanım. Peki. Ama şu futbol yani futbol galibiyeti gerçekten bu sene Fenerbahçe'nin. Mesela dün sabah yerine gelebilseydim şunu söyleyecektim. Niye gelmedin? Ha? Gelmedin? Çok kötüydüm yani, öyle böyle kötü değildim yani. Bayağı hastalık üzerinden atıyordum. Sağ ol. Dün yayına gelebilseydim şunu söyleyecektim. İsmail Hoca çarşamba günü yapmış olduğu basın toplantısında dedi ki gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Niye şampiyonluk telaffuz etmiyoruz abi? Bak niye biliyor musun? Fenerbahçe, bu ayıp günah bir şey değil, eleştirmeyi söylemiyorum, tespit. Fenerbahçe kurumsal kültür olarak en azından benim gibi 49. yaşını süren bir adamın birinci günden beri gördüğü için hep ligi önemsedi. Hep lig, hep içeride başarılı olalım, hep içeride. Mesela Fenerbahçe şampiyonluklar Galatasaray kupalar takımıdır. Galatasaray 14 sene şampiyon olamadı ama bir dolu kupa aldı. Fenerbahçe 14 sene içerisinde 4-5 kere şampiyon oldu, yürüdü gitti. Şimdi Fenerbahçe'de yani bunu Sayın Başkan'a da sorsan, İsmail Hoca'ya da sorsan, ya ikisinden birini tercih edeceksin, hangisi desen, sana samimi söylüyorum, Avrupa'yı tercih etmez Fenerbahçe. Bu İsmail Hoca'nın, Ali Koç'un ya da oyuncuların kabahati değil, bu bir kültür. Fenerbahçe bu kültüre bir dönem çok yaklaştı. Maalesef sonra o kültürden tekrar uzaklaştı. 10 sene şampiyon olamayınca hala Fenerbahçe içleri istiyor. Bence İsmail Hoca biraz daha takımına güvensin ve şeyde final oynasın. Nerede? Ayasofya Stadyumunda Yunanistan'da. Luka Modric gelir mi? Bir de vakit kalırsa bir soru daha soracağım. Luka Modric'in ne işi var ya? Ne işi var ya? KJ atalım, ne işi var ya? Peki. Ya niye alalım? Niye Luka Modric'i alalım o antrenör olarak? Hangi takımımız olursa olsun antrenör olarak alalım. Ne işi var Luka Modric'in? Peki o zaman son bir dakika tahminim o ki. PFDK kararları açıklandı. Olaylı Bodrum FK Eyüp Spor maçının faturası belli oldu. Arda Turan'a ve Caner Erkin'e verilen cezayı sen bir değerlendir isterim. Dışarıda çok iyi bir insan deniyor oysaki Caner Erkin için. Gerçi iş hayatıyla insan ilişkilerinde de farklı olabilir. Ben Caner'i hiç tanımadım. O yüzden yorum yapamam. Sadece kendisini uzun uzun izleyebildiğim tek şey bizim Candaş'ın YouTube röportajıydı. Bir tek orada Caner'i uzun uzun izleyebildim.
Arda Turan kardeşimiz, arkadaşımız. Zaten o da o günün mağdurlarından bir tanesi. Sen şey mi demek istiyorsun? Tanısan seversin mi demek istiyorsun? Ben de tanımıyorum. Gıyabında öyle söylüyorlarmış. Hazır jenerasyondan söz etmişken. Hani Arda Turan biraz daha normalde de biraz daha agresyona meyilli ama sanki Caner Ergin çok mutedil, çok böyle naif bir karaktermiş gibi ama iş hayatında niye böyle hepimizin oldu? Hepimizin hayatta yaşadığı çok derin ve ciddi travmalar oldu. Evet. Dolayısıyla tanımadığım insanlar gibi. Mesela Arda'yı tanıyorum. Arda ile ilgili anlatamam. Caner'le ilgili bir şey anlatamam. Caner nasıl, Arda nasıl biri? Arda o sahada gördüğün gibi. Ha işte onu diyorum. Arda sahada gördüğün gibi. O jenerasyondan çok söz ettik. Selçuk İnan da büyük olasılıkla bugün Gaziantep Futbol Kulübü ile sözleşme imzalayacak. Gaziantep Futbol Kulübü niye aldığını hala anlayamadığımız Şumudike ile yollarını ayırdıktan sonra Selçuk İnan'la yollara devam etti. Rıza Çalımay ve Ertuğrul Sağlam teklifleri reddettiler. Selçuk İnan kabul etti. Ona da başarılar diliyoruz. Peki zamanım bitti anladığım kadarıyla. Evet, çok teşekkür ederim. Ekleyeceğim bir şey varsa onu da alalım. Dünya Kadınlar Fenerbahçe'yi Günü. Bir kere daha kutluyoruz. Dünya Kadınlar Günü tebrik ediyoruz. Bugün değil mi? Şey açılışı var. Ne açılışı? Heykel açılışı bak. Ha heykel, bak, evet heykel. Bak, fotoyla tam attı heykel dedi. Ya ben öyle heykel falan çok sevmediğim için belki bilmiyorum. Tamam o aklımızda tutmadık. Eda Erdem Dündar değil mi? Evet. Heykeli açılacak. Futbol Federasyonu'nun da bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin bir etkinliği söz konusu. neydi? Kutlu olsun. Bir söz vardı aklıma gelmedi şimdi. Neşet Ertaş söylerdi. Kadınlar insandır, biz insanoğlu. Kadınlar insandır, biz insanoğlu. Böyle de... Eyvallah. Böyle de bitiririz diyorsun. Neşet Ertaş yani. Diyoruz. Üzere. Radyoculuk yaptığım dönemlerde çok çalmışımdır. Çok da severim. Ruhu şad olsun diyelim ve kısa bir araya gidelim Mehmet Ayhan'ı uğurlarken.